Sakaryalı Savaş Karan'ın iddiaları dün havada uçuştu. Halife'yi 9 ay boyunca göremediğini, ona ulaşamadığını, aslında kendisinden istediği talepleri ve neden kendin hiçbir şey yokken, şimdi savaşa göre hiçbir şey yok. Her şey 1,5 yıl evliliği yani. Boyunca savaşa göre her şey normal. Ama Halife çok şey yaşadığını söylüyor ve gidip bir pavyonda da, orası pavyon değildi, bir eğlence mekanıydı, garson olarak çalıştığını iddia ediyor. Karşılıklı yüzleşmelerde bugün nereye gidecek? Özellikle birazdan Halife'den sonra gelecek tanığın diyeceklerine, savaş anlatacaklarına, iddialarına savaş ne diyecek çok merak ediyorum. Keza Halife de öyle. Önce Halife'yi çağıralım, hemen hızlıca başlayalım. Halife, gelir misin lütfen? Bir zaman. Bir dakika lütfen. Halife gelsin. Şimdi yayın öncesi sizlerle de konuşuldu. Belli bir saygı sinirlenebilirsiniz. Evet. İnsanız, öfkelenebilirsiniz. Ben de yayında öfkelenebiliyorum. Ama kimse kimseye hakaret etmesin. Kimse kimseye küfür etmesin. Ben bir şey söylemek istiyorum. Parmağını kaldırmasın. Başka bir şey istemiyorum. Benden söz istiyor Hanifeciğim. Bana parmağını... Ama böyle yapmaması lazım. İnsanlarda öyle alışkanlık vardır. İlkokulda konuşabilir miyim gibi yapıyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Önce buradan 85 milyon önünde... Dünkü fevri davranışından dolayı özür diliyorum sizden ve ekibinizden, seyircilerimizden. Bunu yapmamam gerekiyordu. Sinirlendiğim kelime şuydu. Sinirlendim. Bunu yapmamam gerekiyordu. Şimdi belli bir çerçevede konuşalım. Dolayısıyla lütfen karşıya bakarak konuş. İzleyiciler seni de görsün. Samimi misin, değil misin? Neden özellikle ben kameraya bakarak konuşmanı istiyorum biliyor musun? Çünkü samimi misin? Doğruları mı söylüyorsun? Evet. Yalan mı söylüyorsun? Evet. Gözler yalan söylemiyor. Mutlaka. Gözler her şeyi söylüyor. İstediğiniz kadar saklayın. O gözlerden evet. Var ya, her şey belli oluyor. Şimdi savaş seni darp etti mi? 1,5 yıl evliliğiniz boyunca işte bazı uygunsuz isteklerde, taleplerde bulunduğunu söylüyorsun. Evet. Şiddet var mıydı evliliğiniz Halife? Hayır, yoktu. Şiddet yoktu. Ayın 16'sına kadar. Ayın hangi 16? Bu ayın 16'sında, yani 12. ayın 16'sında yolumu kesene kadar. Aha. Sabahleyin 8'de yolumu kesti kuzenimle evet. Birlikte. Evet. Daha doğrusu karşıdan geliyormuş ama ben görmedim. O an telefona bakıyordum. Sana ulaşamadığı için bize başvurduğunu söyledi. 9 ay boyunca sana ulaşamadığını söyledi. Peki o zaman ayın 16'sında benim karşıma dikildi. Nasıl ben kayıp oluyorum, buraya başvuruyor? Uzaklaştırma kararım çıktı. Hı hı. Cevap verebilir miyim Didem Hanım? Tamam, söyle tabii ki. Şimdi geliyor bir hafta, mesela bir ay gelmiyor. Bir hafta geliyor, bir gün gözüküyor, gidiyor. Ama sen bize dedin ki. Hayır, 9 ay boyunca. Şöyle bir şey. Bu, uzun bir zaman süre gelmedi. Yani uzun bir zaman süre gelmediği için ben devamlı mesaj yazıyorum kendisine. Bu mesajlarım duruyor, telefonumda duruyor, devamlı çünkü duruyor. Çünkü Halife bir hastaneye gidecek olarak biliyor. Evet, ben evden çıktım hastaneye gidecek olarak. Ondan sonra 2 hafta sonra zaten bana ulaştı ve ondan sonrasında sürekli zaten bana mesaj yazan insandı. Ve ben oraya geldiğimde, ben zaten hani buraya geldiğimde de delillerle birlikte geldim. Artı benim avukatım da var. Avukatım da buraya gerekli olan şeyleri sundu zaten. Ben şunu anlamıyorum gerçekten. Şimdi sana işte evde kötü davranan, uygunsuz isteklerde bulunan, çocuklarını eziyet eden, yumurtanın bile hesabını yapan, pilavın bile hesabını yapan, çalışmayan, bütün gün televizyon programlarını izleyen, sabahtan akşama kadar yatan bir adam var. Evet. Şimdi böyle bir adamdan artık ayrılmak istiyorsun. Ayrılırken de herhalde onun seni takip edeceğini mi düşündün bilmiyorum. Hastaneye giderek, yalan söyleyerek aslında ayrılmayı tercih ediyorsun. Gidip şikayetçi olabilirsin. Gidip polise gidebilirsin, başvurabilirsin. Bunu yapmak yerine şunu yapıyorsun. Hastaneye gideceğim diyorsun. Evet. Hastaneye gitmiyorsun. Ailene de gitmiyorsun. Evet. Onları da daraltmak istemiyorum, evet, diyorsun. Gidiyorsun, senin bizim pavyon olarak bildiğimiz ama senin eğlence mekanı olarak dediğin yerde çalışmayı tercih ediyorsun. Evet. Gerçekten neden? Didem bir dakika ama. Ben Hanife'ye sordum. Tamam. Neden Hanife? Çünkü herkesten uzak olmak istedim. Dedim ya, dün de kendi tercihimdi. Oraya gitmek istedim ve o yüzden gittim. O da diyor ki daha öncesinde zaten böyle bir hayatı ve buna benzer bir için öyle mekanlarda çalışmak gel canım benim. Öyle mekanlarda çalışmak kolay değil. Evet. Dolayısıyla önceden tahmin ettiğim gibi farklı bir hayatı vardı. Beni farklı bir insan olarak kendisi gösterdi. Hanife, evet, senin öyle gösterdiğini söylüyor. Dolayısıyla da gidip orada şimdi uzaklaşıp öyle bir mekanda çalışmak kolay bir karar değil Hanife. O kararı mı nasıl aldım? Evet. O kararı nasıl aldım? Çünkü yani şöyle, hayatımda zaten kendime göre bütün zorlukları yaşamıştım. Aha. Hayattan da çok fazla bir beklentim yoktu. Oraya gidip daha fazla para kazanıp en azından çocukların hayatı güzel olsun ve borçlarımı ödemek için ben oraya gittim. Hı-hı. Gittiğimde de yaklaşık ben oraya 3 ay ya da 4 ay kadar çalıştım. Onun haricinde ben Adapazarı'nda ailemin yanındaydım. Hani benim örnek vereyim, illaki ben evimin oraya gidip gelirken kamera kayıtlarına her yerde takılmışımdır. Aha. Ben 9 ay ya da 6 ay kayıp bir insan değildim. Ben orada gidip çalıştığımda dahi ben
perşembe akşamları binip gelip ailemin yanında bir akşam kalıp da tekrar geriye giden insandım. Ama savaşla iletişim tamamen kestin. Neden? Evimin hani balkonunun oraya kadar gelip beni dinleyen, sürekli beni telefonlarda mesaj yazan, işte Adapazarı'na geldin, perdeleri kapattın, vay panjurları indirdin, sesin geldi, sesinizi kestiniz, şöyleydi böyleydi. Mesajlarda bunların hepsi zaten yazılı. Madem benden 9 ay haber alamıyor, bunları nasıl yazabiliyor ve bu ayın 12'sinde yani 10 gün önce... Yalan mı söylüyor Savaş? Uzaklaştırma kararı var. Zaten verdim. Çıkartabilirim. Savaş. Cevap verebilir miyim? Evet, cevap ver tabii. Şimdi şöyle bir şey. Madem ben kendisine ulaşamıyordum. Evet, mesaj yazıyordum. Mesajlarım da burada benim telefonumda hepsi var. Ve artı benim ona söylediğim tek bir şey mesajda. Gel sessiz sedasız bu işi bitirelim. Yarın bir gün senin çoluk çocuğun var. Çalıştığın yer pavyon. Kendi gittim gözlerimle gördüm. Ve ben artı bu çalıştığım mekanın kamera kayıtlarını istiyorum. Doktor kontrolünü istiyorum. Artı kan testi istiyorum. Evet, hepsini çünkü, verebilirim. Hepsine hazırım. Çünkü kamera kayıtlarını istiyorum Didem Hanım. Hepsi. Artı çalıştığı yerde 9 aydan fazla çalıştı. 9 aydan fazla. İspatlasın. İspatlasın. Evet. Şimdi yani mekanın, 9 ay boyunca çalıştı orada. Bir şey soracağım ama. Son bir aydır buraya gelmiş olabilir. Bir dakika, telefon hattında biri varmış. Buyurun. Sevinç Hanım. Savaş'ın ablası. Evet. Sonra o mekan sahibinin, hatta mekan sahibi dün yayına bağlanacaktı. Sonra vazgeçti ama bize söyledikleri benim elimde. Hepsini birazdan açıklayacağım, onun hepsini. Evet. Ama önce Sevinç Hanım'ı hatta alalım. Savaş'ın ablası. O bayağı size karşı öfkeli. İnanılmaz öfkeli. Sevinç Hanım, hatta mısınız? Evet, hattayım Didem Hanım. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Diyorsunuz ki halife diyorsunuz. Hamile gelinin baharı bile kıskandı. Öyle mi? Evet, benim gelinimi o kardeşime yakıştırdı. Ne? Sizin gelininizi mi? Evet, benim kendi gelinimi kardeşime yakıştırdı. Mesaj yazmış, yolda geliyormuş Kurban Bayramı. Biz evin bahçesinde ciğer sormuştuk, yiyorduk. Mesajlarda bu ne diye kızıma göstermiş dayısı. Benim bana söylemediler, bana sonradan söylediler. Hamile, yani sizin gelin o sırada hamile mi? Hayır. Evet, hamileydi. Çocuğu vardı, hayır. Hatta gittiğimizde boğazında et kalmıştı, Kurban Bayramı'ndaydı. Doğruları söylerse sevinirim. Yalan, çocuğun sebep et yiyebilir mi? O kadında çok yalan var. Benim 7 sülalem ondan baş edemez ki, ben nasıl baş edeyim? O da yalan gani. Önce bu iddiayı yayarım ben. Yani şeyin, senin görümcenin, gelininin senin kocana yakıştırdığını söyledi. Evet. Evet. Doğru mu bu? Hayır, ben anlatacağım, o konuşsun. Ben ondan evet, önce bunu yanıtlar, başka iddiaları da var çünkü. Peki ben madem öyle, ben yakıştırdım. Neden o sofrada oturup da ben onlarla birlikte yemek yedim, muhabbet ettim? Böyle neden şey olmadı mı? Böyle bir şey yapmadın mı? Şöyle, ben oraya giderken zaten sürpriz yapıyordum. Yaptığımda Savaş'ta kavga eder gibi yaptım, zaten onu bilerek yaptım. Hı-hı. Hatta ben gittiğimde o baharında... kocası Erdinç, indiğimde taksiciye dedi ki, hatta bunu dedi götür dedi bana. Sonrasında hediyemle birlikte gitmiştim. Bayramlarını kutladım. Yani oraya aslında Savaş'a şaka olarak yapıyor gibi, kavga ederek gösterip kendimi, gittiğimde sürpriz yapmaktı. Madem öyle, neden o zaman beni masalarına oturtturdular? Ben orada oturdum. Akşamın 9'unda kalktık. Halifeciğim, böyle bir şey söyledin mi, söylemedin mi? Böyle bir şey evet söyledim. Açıklamasını da yapıyorum. Yani böyle bir şey söyledin yani. Evet, söyledim ama diyorum ya, ben onunla kavga ediyormuş gibi yaptım bunu. Hani onu kızdırmak için. Sonrasında hani oraya gittiğimde beni karşısında gördüğünde sürpriz olsun diye yani yaptım. Nasıl anlatayım, nasıl ifade edeyim? Ya ben anlamadım, anlayan var mı? Anladınız mı? Vallahi anlamadım yani. Anlamaya çalışıyorum da. Rejideki arkadaşlarım da anlamamışlar. Sinan da hattaymış, mekan sahibi. Sinan, birazdan alacağım sizi. Tamam. Ya şimdi bak. Şimdi senin görümcenin bir gelini var. Evet. Sen o gelini... Net bir soru. Detay boş ver. Tamam. Sen o geline kocandan kıskandın mı, kıskanmadın mı? Kıskandım. Nesini gördün de kıskandın? Zaten oraya giderken amacım Savaş'la kavga etmek gibiydi, yani ayrılmak gibiydi. Gittiğimde de onlara şaka yapmaktı. Şaka amaçlı bunu yaptım. Ve gittiğimde de zaten ondan sonra onların masasına oturdum. Akşam 9'da döndüm zaten eve. Madem öyleydi, neden beni masalarına oturtturdular? Bunun cevabını versinler o zaman. Ne yapacaktı? Kovacak mıydı yani? Neden? Ne yapsın yani? Kovsun mu seni? Ne yapacağız yani? Neden yakıştırdım ya? Yakıştırılan bir insan oturtturur. Ama yakıştırdın, yaptın. Söyledin bunu. Oturtturur musunuz? Kabul eder misiniz? Kim kabul eder o zaman ama bunu? Ama yaptığın şeyi yaptın tamam, mı yani? Tamam, bak inkar mı ediyorum? Evet, yaptım diyorum. Ama bu şakaydı mı diyorsun? Evet, şakaydı bu zaten. Sonrasında oturdum masalarına zaten. Akşam 9'a kadar birlikteydik, sonra Savaş'la döndüm. Görümcesi, Sevinç Hanım, bu bir şakaymış. Ben böyle bir şakayı kabul etmiyorum. Peki, ben sonra...
Sorar mısınız neden o zaman akşam 9'a kadar beni evlerinde misafir ettiler? Tamam. Tamam hanımcığım, bilmiyordum, bana en son söylediler. Birkaç gün sonra söylendi bu kelime. Hayır. O, o son-